Amerika'da görülen Rıza Zarraf davasıyla ilgili. Artık ülkenin gerçekten bugüne kadar milli menfaatlerini dillendirenlerin çok hassasiyet duyması gereken çok önemli bir konu. Ama ne yazık ki bakıyoruz ülkeyi yönettiğini iddia edenler ve ülkenin başındakiler burada görülen davanın Türkiye'yi ilgilendirmediğini söylüyorlar. Ama ne yazık ki her geçen gün <laughs> Amerikan mahkemelerinde, Amerikan mahkeme salonlarında Türkiye'nin adı ve Türkiye'yi yönetenlerin ve bunların etrafındakilerin adları durmadan şüpheli sıfatıyla dillendirilmeye başlandı. Ülkeyi yöneten arkadaşların çok ciddi bir sorumsuzluk içerisinde olduğunu görüyoruz. Konu Türkiye'yi ilgilendirme boyutu gerçekten bence önümüzdeki süreç açısından çok ciddi sorunlar getirecek. Hem siyasi hem ekonomik anlamda bizi bekleyen önemli riskler var. Türkiye bankacılık sistemi ve bankalarla ilgili konular Amerikan mahkeme salonlarında terörün finansmanı, kara para finansmanı noktasında konuşuluyor. Bunun ne anlama geldiğini galiba bu ülkeyi yöneten aklı selim olduğuna inandığımız veya aslında milletin inandığı bir kısmının insanlar farkında değil. Kendilerin siyasi ikballeri açısından veya tüm çevresindeki yandaşların siyasi ikballeri açısından bu davayı umursamıyorlar şu anda. Neden umursamıyorlar? Acaba bu dava Türkiye'de aslında dışarıda herhangi bir yerde ülkenin başındaki vatandaşla ilgili bir sinek vızıltısı olduğunda ortalığı ayağa kaldıran vatandaşa söylüyorum. Bu davayla ilgili eşinin adı mahkeme salonlarında konuşuluyor. Neden çıkıp alanlarda bir kelime söylemiyorsun? Bu ülkenin yaşayabilme ihtimali olan ekonomik, siyasal süreçler ve beklediği riskler konusunda neden tebdir almıyorsunuz? Önümüzdeki süreçte Hangi konu şantaj konusuysa, kim kimden restleşecekse, kimin kime neyi vereceği tartışılacak gibi gözüküyor. Amerika ne isteyecek? Türkiye'de kendi ikballeri açısından bazı arkadaşlar, Türkiye'nin menfaatine olmayacak hangi konuyu tahsis edecekler? Acaba Güneydoğu'daki konularla ilgili mi? Veya daha da ileri gidip İran'la ilgili konularla ilgili mi? Suriye'yle ilgili konularla ilgili mi? bunlardan herhangi birinin olma ihtimali bence çok yüksek. Biz uyarıyoruz. Bakın gelin bu işle ilgili olarak gerekli bütün girişimleri yapmak zorundasınız. Yapmazsanız önümüzdeki süreçte bankacılık sisteminin çökme ihtimali var ve arkasından bu ülkedeki sosyal yaşamın ve ekonomik yaşamın çok büyük bir riske girme ihtimali var. Tehlikenin farkında mısınız? Biz Gerçekten milli menfaatler dediğin konu gereği olarak kendimizi sorumlu hissettiğimiz için buradan çağrı yapıyoruz. Bundan ilgili bir an önce gerekli olan konuların masaya yatırılması gerekiyor. Ve uluslararası imzaladığımız tüm anlaşmaların hepsi gözden geçirilip onlara uygun bir şekilde Türkiye'de yargı sürecinin başlaması gerektiğine inanıyoruz.